Merhaba gazosuz kalamayanlar, Gazozu TV'den selamlar. ETS2 Multiplayer Promos'tayız arkadaşlar. Yine Kirkenes'teyiz. Bugün madenden eve doğru çıkış yapacağız. Zaten bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere Renault Magnum ile madene gelmiştik. O videonun sonunda bir anket sunmuştum sizlere. Dönüşte Renault Magnum'la mı gidelim yoksa araç mı değiştireyim diye. Çoğunluk araç değiştirmemi istedi. Renault Magnum'u böyle kısaca andık ve geri garaja çektik abi. Çünkü açıkçası benim de sevdiğim bir araç değildi. Sadece aracı hatırlamış olduk ve tekrar bıraktık. Şimdi bugün efsanemiz ile gideceğiz. Scania S500 aracımız var. Bu benim klasik harfiyat aracım. Zaten modifiyesinden vesaire bu aracı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Böyle benim için en özel, en güzel araçlardan bir tanesi bu. Ve arkaya da yine yakışanı taktık abi. Bu şekilde madenden çıkış yapacağız. Çalıştıralım. Azıcık öne alayım. Zaten gidemeyeceğiz haliyle. Şu lobetçinin arkasına takılıp çıkmamız lazım. İmdat bu arada İnikmiş abi. İmdatı salayım diyecektim de salayım derken imdatı çektik. Hah, lobetçilerle de şuradan kafayı gömelim abi biz de. 20 ton civarı bir yükümüz var. Bu şekilde çıkacağız bakalım. Eve gidebileceğiz mi? Başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Arkadan dakikasında vurduk yani. Saniyesinde vurduk. Dakika bir gol bir. Arkadan vurduk abi de. Fazla bir vuruş değil. Ufak tıklattık. Az da öne alayım, şöyle imdatı çekeyim. Şöyle bir bakalım neden gidemiyoruz. Evet, burada bir lobetçi var, dönüyor abi, güzel. Burası da bekliyor, bu da buradan çıkıyor. Şu anlık burada bir tıkanıklık yok. Sadece hani şu çıkan lobetçiler sıkıntı çıkarmazsa rahat bir şekilde buradan geçeceğiz gibi gözüküyor. O ne yapıyor lan? Hocam beni hapsettin sen ama. İyi de ben de gidecektim be. Adam bizi hapsetti, vay anasını. Neyse, arkasından gidelim biz de, sorun yok. Önümüze geçmiş arkadaş. Şöyle ben durup burada birazcık salmak istiyorum burayı. Bu arada arkada da bir Türk arkadaş var, Volvo'da. Ve bizden olduğu da belli abi. Nereden anladığımı biliyorsunuz, söylemeyeceğim. Şu adamı salacağım ben buradan. Azıcık bekleyeyim yoksa tıkanıklık olabilir. Bir adamı salayım abi, ondan sonra gidelim. Arkadaki arkadaş da Ankaralı Ali'ymiş. Selam olsun kardeşim. Ben de Ankara Sincan'dayım zaten. Dayı gel. Gel abi, gel gel. İyi, o geliyor. Onun arkasındakini salalım mı? Kafayı sokarsa onu da salarım da. Sokmazsa sorun yok. Öttürme la, adamı bekliyorum. La kardeşim öttürme öttürme. Ankaralısın ya, onun için senin dilinden konuşacağım ben. Daha doğrusu benim de dilim oluyor abi. Hayır, çok yavaş geliyorsun. Yol verdik, azıcık acele etsen her şey daha güzel olacak. O da geçsin abi. Hepsi geliyor. Selam olsun abi. Tamam, geç dayı, geç geç geç. Tut. Gazozu attım valla, tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. Sen de geç. Eyvallah. Tut. Hadi bakayım. Abi hepsi aynı tır mı, bana mı öyle geliyor yani. Ya hadi be. Yapıştıralım abi. Ya yine bir arabaya yol vereyim diye durdum. Arkadan 5 araba geldi. 5 arabayı geçirdik herhalde. Üstüme gelme, azıcık sağdan git. Önüne geçip öyle bekleyeyim yani. Önde daha yer var. Ki harfiyatçıyım abi, şuradan geçemem mi? Oradan geçerim de, o da yine orada duruyor. Stop da ettirdik. Robetçileri benim geçmem lazım yoksa çok bekleyeceğiz. Abi kalkmıyor bu buradan. Vallahi hiç bekleyemeyeceğim, kusura bakma yani. Onun oradan çıkamıyorsan abi almayacaksın onu. Takılıyorsan orada niye lobet kullanıyorsun yani? Takılmadan sürenler var, onlar helal olsun. Arkadan da öttürüyor galiba. Hani birazcık kapak ettik sana orada da, hak ettin yani. Çıkamıyorsan niye alıyorsun? Yarım saat seni mi bekleyeceğim ben orada? Öttürme lan. Oo, bizim Türk ittiriyor herifi, dur dur. İttir abi, ittir. Ha bu arada bu öttürüyormuş, pardon. Şu öttürüyor sandım, bu öttürüyormuş. Haklı abi adam. Çıkamıyorsan niye onu alıyorsun yani? Biz de gidemiyoruz burada. Burayı sağ olsun kapatmış arkadaşlar. Azıcık geride durmalar lazım. Burada da kime ne anlatıyorsun? Bu arada bir önceki bölüm 08 plaka gördük. Ona ben Aydın demişim. 08 Aydın demişim. Yani tam da emin söylememişim açıkçası. Aydın galiba demişim. O 08 Artvin'miş arkadaşlar. Videonun altında
altına yazanlar oldu. Onu da öğrenmiş olduk. 08 Artvin, 09 Aydın. Hani güzelce yazanlara lafım yok. Teşekkür ederim. Öğrenmiş olduk ama bir de şöyle yazanlar var. Aydın değil, Artvin cahil herif falan yazanlar var. Hani küfür eden bile var. Cahilliğin buradan belli oluyor falan diyen de var. Sanki anasını satayım. Kendi 81'in plakasını ezbere biliyor. Gelmiş bana burada laf yapıyor. Zaten 81'in plakasını ezbere biliyorsa o adam gereksiz bir adamdır açıkçası. Boş bilgiden başka hiçbir şey değil. Gelmiş bir de laf yapıyor. Küfür ediyor bir plaka için. Hani onlar da haklı, ne bileyim, canlarını çok fena sıkıyoruz bazılarının. Bir plakadan bile açık buldukları zaman yürüyorlar. Ama şunu bilmiyorlar ki ben onların canları sıkılsın diye her gün abi bozuk işlemciyle video renderliyorum. Buna katlanıyorum. Sırf sizin canınızı sıkmak için ben her gün video atmaya çalışıyorum. Hiç sıkıntı değil. Canınız daha çok sıkılacak. Öyle devam edin abi. Bu dislike atan tayfadan bahsediyorum bu arada. Canları daha çok sıkılacak ya. Tabi onlara da hak veriyorum, böyle bir anda bir adam çıkıyor Gazozcu TV diye. Ve aşırı bir şekilde de izleniyor. İnsanlar onu seviyor. Muhabbetini seviyor. Onların da canı sıkılıyor abi. Çünkü yıllardır yapamadıklarını Gazozcu TV bir anda yapıyor. Hani onları da anlamak lazım açıkçası. Gazoz mu vereyim? Vereyim mi? O lastik yazın siyah değilmiş. Vermiyorum. Bir geçmeyi deneyeceğim. Önde bu arada Dilek var. Şöyle bir geçmeyi deneyeceğim de umarım geçeriz. Evet, geçtik abi. Keşke daha önce deneseydim. Ben oradan geçildiğini pek hesap edemedim de. Neyse, açtık yolu. Sıkıntı yok. Yani normalde ben oradan geldiğim zaman bekliyorum. O kadar girmiyorum abi oraya. Öyle bir olay oluyor. Ha, oraya kadar kafanı sokmasan olmaz mı ya? Sen de buraya girmesen olmaz mı? Abi ne kadar sorumsuz araba sürüyorsunuz ya. Şu pozisyon ne? Şu nedir abi? Böyle yol kapatmak var mı ya? Şuna bak. Hayır, ben gelmedi, adam kendini de düzeltmiyor. Yani yanaşsa şuraya gayet güzel yanaşır. Arkadaki fazla da girmemiş. Boşu boşuna yol kapatıyor. Şuna bak ya. Biz durduğumuz zaman 40 kere bakıyoruz abi. Dorse bir yere engel olmuşum falan diye. Adamın s**kinde değil. Hiç mi sol aynana bakmıyorum buradan tır gelse geçebilecek mi diye. Ha, beynini s**ti. Herifin beyni yok ki abi, düşünemiyor yani. Sol aynaya bakıp la acaba buradan tır geçer mi, karşına araba gelince demiyor. Şuna bak ya. Şu ne abi, şu ne şu. Sağda yerim var, bu ne. Tamam, böyle geldin de bari içeri al dorseni, yanaş bir şekilde, değil mi? Bak bura tıkandı yani, saçmalık. Yani beyinsizliğin sanatını yaratmış adam burada. Lanet olsun ya. Şimdi kayda dönmemiz gerekecek. Veya geçer mi, azıcık öne aldı. Dur bir bakalım. Şu yaptığımız şeye bak abi. Sonra gerçekçi oynamaya çalışıyoruz bir de ya. Şu ne ya? Senin a**ına koyayım ben. Şerefsiz. Selam olsun. Adama bak ya. Durduğu yer de hesap edemiyor. La buradan araba geçer mi? Geçmez mi? Hiç düşünce yok ya. Beynini s**teyim. Trafikte iyi birikmiş karşıda. Ya şunlar da yanlış işte. Virajın içine neden giriyorsunuz abi? Ya virajın içine niye giriyorsun? Boşu boşuna durdurdu bizi şimdi. Al şimdi kaldır bu arabayı buradan. Ya beyinsiz arkadaşım, virajın içine neden giriyorsun? Burayı neden kapatıyorsun? Ha gerizekalı beynini s**tiği. Sana tırı satan adamın evini yapan müteahhiti s**kiyim ben ya. Öndeki yanıp sönen led ışıklarını üreten firmanın sahibinin ayakkabısının bağcığını üreten adamı s**kiyim ben ya. Ne beyinsiz herifsiniz abi, şuraya neden giriyorsun? Bak boşu boşuna durdurdu abi, haksız yere durdurdu beni. Bu ne abi ya? Şunun yaptığı tamamen gerizekalılıktan başka bir şey değil. Ha şurada beklemesi lazım abi. Bak Türk arkadaş Taner'de bekliyor. Onun da taburda beklemesi lazım. İşte geldi, anlat abi. Bak adam Taner'de durmuş. Bunun arkasına kadar gelmeyi bilmiyor mu bu adam? Biliyor. Niye gelmemiş? Demek ki beyni var abi adamın yani. Beyni var ve kullanıyor. Şu gerizekalı gibi yapmamış. Bak daha yeni beyin bastı. Bir düşündü falan. Bu dedi burada niye duruyor dedi. Aa benim yüzümden dedi. Daha yeni beyin bastı yani. Ne adamsınız ya. Boşu boşuna bekletiyor beni.
Buradan bir de kalkması var. Buradan kalksam oradan kesinlikle geçemeyeceğiz yani, eminim. Şuradan geçmeye çalışsak kesin tır batacak abi. Hızlı kayıt alıp geçmeye çalışsam buradan arabayı kaldırana kadar hızlı kayıt süresi biter. Ghost mod biter. Saçma sapan iş ya. Vallahi boşu boşuna böyle bekleniyor işte. Ha herifin yaptığı blocking abi. Ön taraf ilerliyor. Al abi sen de öne. Hadi hocam. Hah, git sen de. Lanet olsun ya. Geç sen de geç. Sen de aynı bokun lacivertsin zaten. Nelerle uğraşıyoruz ya. Bak şu adam ne güzel bekliyor, aydınlı. Selam olsun, eyvallah. Alayım mı? Gerçi alana kadar bayağı devir kaybettim de. Neyse 7 abi işte, problem yok. Oo, patinaja düşüp kayıyor. Adama doğru gidiyoruz lan, karşıdaki herife. Bak şu da güzel yerde bekliyor Allah'tan. Girmemiş viraja da. Şu an girdi. Yani ta şu Volvo'nun durduğu yerde durması lazım. Bugün bayağı kalabalık ya. Baksana abi trafiğe. Vallahi inenlere Allah sabır versin. Oo, yol kesti herif. Tamam atacağım gazoz, gel. Lan rampada kaldık, vallahi rampada kaldık ha. Allah kahretmesin, bir gazoz için yapılır mı bu bana ya? Abi kalkamıyoruz, lanet olsun, kalkmıyor. Oo, la tekere takoz makoz koyalım. Kanka sana dayayıp kalkacağım ben, vallahi yapacak bir şey yok. Tut tut beni, dur gitme. Gitme, tut beni. Ha? Aynen be. Eyvallah. Ah tamamdır abi, vallahi kalkmıyor ha. Gerçekte olsa yemesi lazım. 500 beygir 20 ton her halükarda yer. Yani 400 beygire 35 ton atıyoruz da. Burada zeminden midir veya oyundan mıdır nedir, harbi harbi kalkmıyor yani. Debriyajda falan sıkıntı. Allah'tan arkadaki geldi, ona yaslandık kalktık yani. Başka yapacak bir şey yok. Ulan Skoda ne hale getirdin bizi? O da harfiyat o da sıkan ya. Çok güzel. Skoda yürü, bir daha durdurma beni. Allah kahretmesin. Bir durdurdun. Allah belamızı verdi. İki günde kalktık. Bu ne abi şimdi? Hocam sen nereden düştün buraya ya? Lastiklere bak. Ha gitti. Laga mı ne girmiş o? Oo, geçişe bak. Üf. Ha öyle olur işte. Ha. Öyle geçersen öyle olur ama muhteşem geçti. Mermi gibi geldi mübarek. Ne zorlandın be. Scania ölüyor şu an ha. Ya dediğim gibi buraya dolu inip boş gitmek lazım. Harfiyat dorsesini boş hale getirme olayı nasıl bilmiyorum. Hani kodlarla aram olsa aslında yapacaktım. Bunu boş hale getirip öyle çıkardık. Daha iyi olurdu da.
Dediğim gibi kodlarla aram olmadığı için bilmiyorum hani nasıl yapılıyor. Bu dorse boş hale nasıl getiriliyor onu öğrenmek lazım. Aman. Adama bakayım derken peki Renault'a girme tehlikesi yaşamamız. Abi bunlar klan mıdır nedir? Hepsi küçük dorsi almış 3 kişi. Üçüne de vuruyordum neredeyse de o niye öyle durdu bilmiyorum. O bizi sıkıntıya soktu. Lan oğlum yol yok mu sağda ya? Bilerek mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bir yolculuk oluyor, nasıl bir video oluyor? Hiçbir fikrim yok. Tuhaf tuhaf olaylar yaşıyoruz gene de. Skoda niye öttürüyor abi? Ne yaptınız adama? Allah Allah. Milim geçiyoruz ha milim. O da harfiyatçı. Harfiyatçı selamlaşması yaptık. Ya kaya gibi senin ta a**ına koyayım ben ya. Niye orada durmuş abi? Yol mu verdi bana yoksa bir yere mi saplandı? Oo! Hay anasını satayım be. Kütüklerin üzerinden uçmadıysak ben de bir şey bilmiyorum. Vallahi dıştan çeken bir kamera olsaydı keşke. Adam da suç abi. Orada ne işin var ki yani? Basmış geliyorum ne güzel bir geçiş yapacaktık oradan. Gerçi gene yaptık gibi ya. Uçtuk la kütüğün üstünden. Arkada keşke kayıtlı olan biri daha olsaydı. Büt. Ne kadar hızlı geldik buraya ya. Vay anasını. En hızlı sefer bu oldu galiba.
Tut. Hadi Allah'a emanet. Yarıştırı gibi bir şey yapmış o da. O buradan nasıl geçti la? Biz de geçtik bir şekilde ya. Nereye gitti lan adam? Adam yok oldu. Öleceğiz, öleceğiz. Vallahi gebelecek gibi gidiyoruz aynı. Kanka ne yapıyorsun? Kanka yırmağa uçtu adam. Adam yırmağa uçtu abi. Dur dur, o Skaya da bize gelecek. Oha! As**tır, ne oluyor lan? Abi bu ne? Vallahi birinin bedduası tuttu ha. Kimin tutacak ha? Benim şomazlığım tutmuştur kesin. Hızlı kayda döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Vallahi saçma sapan bir olay yüzünden gene mefta olduk. Halbuki ne güzel gidiyorduk abi. Nerede ilginç şey var? Bizi bulur. Vallahi bizi bulur ha. Ta neredeyiz abi? Tünelden bir daha geçeceğiz. Dedim yani en hızlı sefer bu oluyor galiba diye. Al sana oldu. Ha şu adamdı değil mi? Onun yanından geçerken çarpıldık biz. Onda bir şey var ha. Onda bir şey var. Böyle iş mi olur ya? Vallahi böyle iş mi olur? Yavaş gel. Mikserciye selam, yola devam. Selamun aleyküm kardeş. Hızlı geldik biraz da, kusura bakma, sinirlendirdiler biliyor musun? Geç geç, zaten küçük dorsem var benim. Geç, öttürmeden geç. Biraz korkutmuş olabiliriz ama dert etme yani. Da yırmaktan çıkıyor abi. Kolay gelsin. Dışarıda yağmur var. Aldırmıyorum. Yağmur var demişken bir arada yağmurlu sefer yapacağız burada. O da aklımda yazanlar oluyor. Masamda resmin var. Kaldırmıyorum. Instagram'ı takip edin ha. Orada da her akşam böyle hoş, görmedim adamı. Orada da her akşam böyle şarkılı etise müzikleri paylaşıyoruz. O adam da korktu galiba. Adamı ciddiyim, görmedim ha orada. Instagram Gazozu TV açıklamadı zaten. Linki var. Tut. İnşallah tutmuşsundur. Vallahi giderken attım. İnşallah. Valla fena değil yani, saçma sapan çarpılmamızın dışında pek de büyük bir şey yaşamadık. Nihayet geldik abi. Traktöre selam, yola devam. Fenomen traktör. Ya
Bu arabaya geçince vallahi bende bir şey oluyor abi. Gençliğim aklıma geliyor gibi böyle. Ne bileyim, uçup kaçasım geliyor. Yılların harfiyat arabası nasıl olsa. Ne biçim sağa kaçtık yalnız, görüyor musun? Hani böyle geri vites yok ha. Adamın gelişini bir gördüm. Hemen sağa kaçtım. Dur ben bir çıkayım, ben bir çıkayım. Ama bir çıkayım ben. Dur dert etme, çıkarım ben. Sakin ol. Sakin abi, ben buradan çıkarım, sen rahat ol. Yani önce metroya binerken bile önce ineni bekleyeceksin. Yani rahat ol ya, çıkarız. Volvo'cum nereye gidiyorsun Volvo'cum? Treni de almışsın arkana, nereye gidiyorsun? Hayvan dorseli hayvan. Öyle dönüş mü var? Ama güzel döndü ha. Sıkıntı yok. Hızlı döndü. Yolu kapatmadan. Eve gidiyoruz. Yine badileleri atlattık. Bu nasıl önümüze geçti ya? O aradan geldi galiba. Büyük ihtimalle. Adamlara bak lan. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Basın toplantısı gibi. Arkadan kimse kalmamış abi. Nerede kaldılar bilmiyorum. Bir şu Skoda kalmış. Bu Skoda bize bugün tuhaf olaylar yaşattı sağ olsun. Eve geldik zaten. Bir daha bir şey yaşamayalım. Gözünü seveyim. Maden yoluna çıktık. Allah aşkına bana dokunmayın ya. Bana dokunmayın abi. Şu eve bir kendimi atayım. Zaten hala orada ne olduğunu düşünüyorum. Takla attık falan, bir şey oldu. Oğlum yol ver de geçeyim işte daha. Allah Allah. Soluna çıkmışım, o da basıyor. İyi bindirmedik karşıdaki herif. O da ortada kala kaldı. Evet yine burası muhteşem. Şöyle aradan gireyim. Skoda ne yapıyorsun? Az bir yerinde dur oğlum. Görmüyorum zaten seni, küçücük arabasın. Allah Allah. Bu nasıl bir bölüm oldu ya? Skoda'nın sponsorluğunda bir bölüm çektik. Oh oğlum bak, sen çok oynaksın. Çok oynuyorsun. Ayıp oluyor. Videodakiler kızacak sana bak. Gazozcular kızıyor sana bak. Bir daha yapma öyle şeyler. Evet dostlar, çok ilginç tuhaf bir bölüm oldu. Yanımıza da bu arada mikser durdu. Mikser dorsesini de bir ara alacağız. Aslında bir arkadaş bana save gönderdi mikser dorsesiyle alakalı. Yapmış, kodlamayla yapılıyormuş bu mikser dorsesi. Fakat abi nedendir bilmiyorum. O save'e girdiğimde dorse arkada yoktu. Hani garaja atmıştı. Büyük ihtimal bende olan onda olmayan bir DLC var. O yüzden dolayı kaynaklandı. Onu da hallettiğimizde alacağız. Bu arada onu nasıl yapıyor abi? Üstteki ışık yanıp sönüyor. Park lambalarını mı açıp kapatıyor? Herhalde öyledir ya. Şu yazı nasıl yanıp sönüyor bilmiyorum. Selektörle değil o. Aynen, park lambasıyla yapıyor sanırım. Burada da bir Arcturus var, harfiyatçı. Bu da yine gerçek çıtalardan bir tanesi olmuş. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gazozsuz kalmayın.